Masal keyfi. Bir varmış bir yokmuş. Sen otuz varmış. Kız çok üzgünmüş. Bir tane kız varmış. Bu kız çok üzgünmüş. Çünkü kendisini eziyet eden iki tane üvey ablası ve bir tane de üvey annesi varmış. Üvey annesi ve üvey ablaları sıcacık odalarda yaşıyorken Cinderella soğuk odada kalıyormuş. Sadece şömineyle ısınıyormuş. Şöminenin külleri Cinderella'nın üstünü başını batırdığı için ablaları ona kül kedisi adını takmış. Gerçekten çok soğuk, çok üşüdüm. Hemen ısınmak için oraya gitmeliyim. Kül kedisi. Ah, nerede bu pis şey? Kül kedisi. Ne oldu çocuklar? Anne, çok acıktım. Kül kedisi hala sofrayı hazırlamadı. Kül kedisi güzel sofrayı hazırlamış. Sonra hain abla gelmiş, bütün sofrayı dağıtmış. Üstelik suçu da kül kedisine atmış. Anne, baksana kül kedisi ne yaptı? Seni sakar. Hemen sil şuraları. Sofrayı topladıktan sonra da avizeleri sirkeli suyla sil, sonra da kahvemi getir. Sonra akşam yemeğini bodrumda yiyebilirsin. Kül kedisi sofrayı toplamış, daha sonra yerleri silmiş, tuvalete olmuş, camları silmiş. Çok yorulmuş. Ay gerçekten çok yoruldum. Biraz otursam fena olmaz. Şöyle geçeyim de bir oturayım. Ama nerede? Kızcağızın oturmasına bile fırsat vermiyorlarmış. Aa, kalk bakayım. Kalk. Cinderella yine kalkmış ve çaresizce iş görmeye başlamış. O sırada bütün ülkede önemli bir duyuru yapılmış. Duyduk, duymadık demeyin. Prensin evleneceği kişiyi seçmesi için balo düzenlenecektir. Bu baloya tüm halkımız ve tüm genç kızlarımız davetlidir. Prens bizi baloya davet etti bu gece. Kızlarım bugün çok güzel olmalı. Süslenmeleri için onlara yardım et. Tamam, ederim. Peki bu akşam ben hangi kıyafeti giyeceğim? Sen gelmeyeceksin ki. Neden? Duyuruda tüm genç kızlarımız davetlidir diyordu. Kül kedileri hariç. Ve balo günü gelmiş. Ay kız baksana kırmızı halı sermişler bizim için. Kırmızı halı kırmızı. Prens beni seçecek. ay saraya bak. Aa, ne kadar evet, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş. Kızlar hadi gelin. Siz saraya bakarken prensi kaçıracaksınız. Ay benim kızlar neden böyle? Millet gözünü açar, bizimkiler ağzını açıyor. Tamam geldik anne geldik. Onlar saraya gide dursunlar. Kül kedisi çok üzgünmüş. Neden ben de gidemiyorum? Keşke ben de gidebilseydim. Babalaya ben de gitmeliydim. Anneciğim keşke sen de yanımda olsaydın. Cinderella ağlarken duvarda bir gölge görmüş. Aa, o da ne öyle? Aa, bu nereden geldi? Bu şey de ne böyle? Merhaba prenses. Cinderella, ben sana yardım etmek için geldim. Aa, neden peki? Çünkü ben iyi insanlara yardım etmeyi çok severim. Bu söylediklerimi asla unutma. İyiler her zaman kazanır. Kötüler ise her zaman kaybetmeye mahkumdur. Şimdi beni iyi dinle. Sana baloya gitmek için yardım edeceğim. Güzel bir kıyafetin ve güzel bir at araban olacak.
ama sakın unutma. Gece saat 12'de her şey eski haline dönecek. Sakın unutma. Saat 12'yi sakın unutma. Haydi şimdi dönüşüm başlasın. Öte yandan balo başlamış bile. Sonra ne mi olmuş? Bildiğiniz Cinderella masallarındaki gibi işte. Bir tane bal kabağı almışlar, onu muhteşem bir at arabasına dönüştürmüşler. Olan bitene Cinderella çok şaşırmış. İnanamıyorum. Yoksa bunlar rüya mı? Gerçek mi bunlar? Cinderella artık baloya gitmek için hazırmış. Saraya vardığında görevliler ismini sormuş. Cinderella üvey annesinden ve üvey ablalarından çekindiği için adını gizlemiş. Bu yüzden ona isimsiz prenses adını takmışlar. Artık işim bittiğine göre diğer insanlara yardım etmeye gidebilirim. Prensin ise çok canı sıkılmış. Ortamı hiç sevmemiş. Şunlara bak, saçma sapan hareketler yapıyorlar. Benim evleneceğim kız daha ağır başlı olmalı. İstemiyorum ben parti falan, gidiyorum. Prens tam böyle düşünürken Cinderella gelmiş. Karşınızda isimsiz prenses. Kimmiş o? İsimsiz prensesmiş. Aman ne öyle ismini vermek istemeyen seyirci gibi. Balodan gitmeyi düşünen prens düşüncesinden vazgeçmiş. Bu dansı bana lütfeder misiniz prenses? Cinderella saatin nasıl geçtiğini hiç anlamamış bile. Sonra Cinderella saate bir bakmış ki saat 12'ye gelmek üzereymiş. Eyvah, saat 12 olmak üzere, hemen gitmeliyim. Ne demek saat 12 oldu? Gitme hiçbir yere lütfen. Kül kedisi onu dinlememiş. Neden böyle bir şey yapmış olabilir ki? Her şey eski haline dönmeden önce Cinderella evine varmalıymış. Cinderella kaçmış, prens kovalamış. Cinderella kaçmış, prens kovalamış.
Prensle konuşmaya çalışan diğer kızlar prensi yavaşlatmış. O yüzden prens Cinderella'ya yetişememiş. Cinderella merdivenlerden aşağı inerken ayakkabısı elbisesine takılmış ve ayakkabısını orada bırakmak zorunda kalmış. Cinderella acele ettiği için ayakkabıyı orada bırakmış ve yoluna devam etmiş. Cinderella'ya yetişmeye çalışan prens ayakkabıyı görmüş. Prens ayakkabıyı gördüğü için çok sevinmiş. Aa, ayakkabı. Bu ayakkabı bana bir ipucu olabilir. Onu bulabilirim bu ayakkabı sayesinde. Ertesi gün bu özel ayakkabının sahibini bulmak için kapı kapı dolaşmışlar. Bu ayakkabıyı bütün genç kızlara denetmişler. Ama ayakkabı hiç kimsenin ayağına olmamış. Sıra bizimkilerin evine gelmiş. Bakalım ayakkabı bunlara olacak mı? Buyurun efendim. Ayakkabıyı ilk önce üvey abla denemiş. Ama tüm zorlamalara rağmen ayakkabı onun ayağına çok küçük gelmiş. Kesin benim ayağım olur. Ayakkabı diğer kızın ayağına da olmamış. Aa, bu evde bir kız daha yaşıyor. Buyurun efendim, sizin ayağınıza da denememiz gerekiyor. Üvey anne ve iki üvey ablasının itirazlarına rağmen kül kedisi ayakkabıyı denemiş. Ayakkabı tam ona göreymiş. Böylece isimsiz prensesin kim olduğunu bulmuşlar. Prens bu duruma çok sevinmiş. Hemen diz çöküp Cinderella'ya evlenme teklifi etmiş. Cinderella da evlenme teklifini kabul etmiş. Siz Cinderella Hanım, Prens Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki siz Prens Bey, Cinderella Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. 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 Ben de krallığın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Ayağına basmayı unutmadın değil mi? Tabii ki bastım. Benden kaçar mı? Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. YouTube Masal Keyif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.